Merhaba sevgili seyirciler, Yaşama Dair'le bu akşam da sizlerleyiz. Biraz önce açıklandı Can Dündar Erdem Gül davası 1 Nisan'a ertelendi. Bunu konuşacağız, Karaman'ı konuşacağız elbette. Çocuk istismarı ile ilgili çok soru önergeleri gelmişti 4 parti anlaşmadan önce. Yine CHP'nin bu konuda önemli araştırmaları vardı, soru önergeleri vardı. Bunlara değineceğiz. Elbette yine bugün şehitlerimiz uğurlandı. Yine o görüntüleri yaşadık ne yazık ki. Şimdi hemen stüdyo konuğumuza dönelim. CHP İstanbul Milletvekili Didem Engin bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Siz aynı zamanda Sanayi Komisyonu üyesisiniz mecliste. Şimdi Can Dündar Erdem Gül davasıyla bir başlayalım isterseniz. Oradan görüşlerinizi alalım. Şimdi duruşma 1 Nisan'a ertelendi dedik. Davanın tüm duruşmalarının kapalı yapılması ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MİT müsteşarlığının da müdahillik talebinin kabulüne de karar verildi. Onlar da müdahil oldu davaya. Tabii bu çok yankılandı. Şimdi özellikle sosyal medyada aslında dünyanın gözü neredeyse bu davada diyebiliriz. Basın özgürlüğü açısından, ifade özgürlüğü açısından çok tartışılmıştı. Neler söyleyeceksiniz? Bu basına olan darbe diyelim aslında, ifade özgürlüğüne olan bu duruma, sansüre. Basın özgürlüğü ile ilgili yaşamış olduğumuz bu olay aslında Türkiye'de genel olarak özgürlüklerin nasıl ilerlediği ile ilgili çok somut bir örnek. Hı hı. Bu davanın en başından itibaren Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri olarak çok yakından takibini yaptık. Ben de Silivri'de ziyaret etmiştim Erdem Gül'ü, Can Dündar'ı. Bundan sonraki süreçte de Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri olarak takibini yapacağız bu meselenin. Zaten orada duruşmada olan milletvekili arkadaşlarımız da vardı. Ne yazık ki onların katılmamasına yönelik, yani milletvekilleri evet, olmadan duruşmaların yapılmasına yönelik bir talep de vardı. Milletvekilleri olarak tabii biz halkın temsilcileriyiz. Milletin vekili, halkın vekili olarak faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Dolayısıyla bu tür davalarda, özellikle de ülkemizdeki özgürlüklerle bağlantılı olan konularda milletvekillerinin konunun takibini yapabilmeleri çok çok önemli. Basın özgürlüğü, ülkemizdeki genel olarak özgürlüklerin ifade özgürlüğü, düşünce özgürlüğü, ifade özgürlüğü, halkın haber alma özgürlüğü açısından çok önemli. Dolayısıyla biz de önümüzdeki süreçte duruşmaları yakından takip ediyor olacağız. Evet, şimdi tabii tartışılan bir konu mahkemenin duruşmanın kapalı yapılması çok tartışıldı ve eleştiriliyor şu anda. Ve Cumhurbaşkanı'nın ve MİT'in müdahillik talebinin kabul edilmesi de aslında eleştirildi. Siz neler söylersiniz? Cumhurbaşkanı zaten en başından itibaren bu konuyla ilgili görüşlerini ifade etmişti. Katıldığı televizyon programlarında ifade etmişti. Önemli olan tabii burada biraz önce ifade ettiğim gibi ne milletvekillerine kapalı olması ne de halkın geneline kapalı olmadan aslında açık bir şekilde buradaki görüşlerin halkın tamamı tarafından izlenebilmesi, bilinebilmesi gerekli olduğunu düşünüyorum ben. O yüzden de hem basın özgürlüğü anlamında cezaevine de ziyaret edip görüşlerini de almıştık. Genel olarak gidişatı nasıl olduğu konusunda takibini yapmıştık. Bundan sonraki süreçte de özellikle milletvekillerinin katılması, olayın takibini yapmaları ve özgürlükler için mücadele etmelerinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Evet, şimdi tabii savcının ilk icraatı gizlilik kararı oldu. Bir de tabii milletvekilleri hakkında, salonu terk etmeyen milletvekilleri hakkında suç duyurusunda da bulunuldu. Bakalım bundan sonra nasıl ilerleyecek ve vekiller dışarı çıkmayacaklarını da belirttiler. Belki bu bile etkili oldu. Belki bugün tutuklu bile olabilirlerdi şu saatlerde. Yani sahiplenilmesi belki de bu anlamda daha da olayı iyi tabii hale davanın tutuksuz devam ediyor olması çok önemli. Yani daha önceki tepkiler de zaten bu yöndeydi. Yani tutuksuz olarak yargılanması yönünde bir talep vardı. Dolayısıyla bu önemli. Evet, bakalım bundan sonraki akış nasıl ilerleyecek mahkemeyle ilgili, ama hemen tekrar edelim. 1 Nisan'a ertelendi. Aslında o haberleri biz daha önceden de basında görmüştük. Evet. Ancak Cumhuriyet Gazetesi bunu manşetine taşıyınca ve Can Dündar ve Erdem Gül de buna yönelik haberler yapınca ne yazık ki sonuç böyle oldu. İfade özgürlüğü yine yara aldı diyoruz.
Şimdi tabii gündemde olan diğer bir önemli gelişmeye de geçelim. Böyle sırayla geçiyoruz, vaktimizi de iyi kullanalım. Çok önemli bir konu Karaman'da yaşanan cinsel istismar. Şimdi burada siz daha önceden bir önerge, soru önergesi verdiniz. Aslında Cumhuriyet Halk Partisi de bu konuya oldukça yoğunlaşmıştı. Evet. Ama AKP tarafından reddedildi bu öncesinde. Daha sonrasında bir dört partide anlaştı. Şimdi siz başbakana soru önergesi verdiniz konuyla ilgili. Yanıt alabildiniz mi ya da yanıt alacağınızı da düşünüyor musunuz? Soru önergesini aynı zamanda bilgi edinmeden de istedim. Bilgi edinmeden istediğim için 15 gün içerisinde en fazla 15 gün içerisinde yanıtın gelmesi gerekli başbakandan. Tabii bu hepimizi derinden yaralayan bir olay. Dolayısıyla ben beklerdim ki başbakan tabii hemen yanıt versin soru önergesini gönderdiğim gibi. Yani olay cereyan ettiği gibi bizlerin haberdar olmasının hemen sonrasında. Başbakanın, ilgili bakanların bu konudaki toplum vicdanını yaralayan konulara hemen açıklama yapmalarını ya da sormuş olduğumuz milletvekilleri olarak sormuş olduğumuz sorulara hemen yanıt vermelerini beklerdik. Ben de beklerdim. Fakat hala bir haftadan fazla bir zaman geçti. Hala başbakana yönelik sormuş olduğum soru önergesine yanıt gelmedi. Dün mecliste dört partinin de desteğiyle bir araştırma komisyonu kurulması konusunda bir karar alındı. Ama onun bir gün evvelinde çarşamba günü bütün muhalefet partilerinin bu konuyu meclis gündemine taşımalıyız ve bu konuda mecliste özellikle çocukların istismarı ve özellikle de cinsel istismarı konusunda bir araştırma komisyonu kurup bu konudaki politikaları, eksiklikleri, nelerin yapılması gerektiği, hangi önlemlerin alınması gerektiği konusunda meclise bir çalışma yapmalıyız demelerine rağmen AKP oylarıyla reddedildi. Dolayısıyla meclis açısından, meclisin tarihi açısından çok talihsiz günlerden biri olduğunu düşünüyorum ben. Sosyal medyadan gelen tepkiler sonrasında, yani neden böyle bir konuda mecliste araştırma komisyonu kurulmasın, neden bu konular mecliste konuşulmasın şeklinde gelen tepkilerden sonra AKP, ertesi gün dört partinin de desteğiyle böyle bir komisyonun kurulması kararını destek oldu. Ama bir önceki gün Milliyetçi Hareket Partisi'nin bir önerisi vardı. Bütün partiler de zaten bu konuda çalışma yapıyordu ve özellikle bu konunun mecliste irdelenmesi konusunda bir duyarlılık gösteriyordu. Fakat dediğim gibi AKP oylarıyla reddedildi. Hatta mecliste şöyle bir şey yaşadık. O an ilk oylama yapıldığı zaman muhalefet milletvekillerinin sayısı mecliste daha fazlaydı iktidar milletvekilleri sayısından. Fakat meclis başkanı tam tersi bir ifadede bulundu. Oylama yapıldıktan sonra iktidar partisi milletvekillerinin, o an mecliste bulunan milletvekillerinin oylama yapılırken daha fazla olduğunu söyleyip önergeyi reddetti. Daha sonra çok tartışma yaşadık. Ondan sonra ikinci bir oylama yapıldı, yaptırdı. Halbuki yapılmaması gerekiyordu. O ikinci oylamada da salona giren, genel kurula giren, daha önceki oylamada olmayan AKP milletvekillerinin çoğunluk olması sebebiyle reddedildi. Dolayısıyla burada ilk gün hakikaten çok üzüntü verici, talihsiz bir gün yaşandığını düşünüyorum. Orada yapılan konuşmalar, ifadeler çok rahatsız ediciydi. Halbuki böyle bir konuda asıl iktidar partisinin duyarlılık gösterip hemen bu konuyu meclise taşıma duyarlılığını göstermesi gerekirdi. Çünkü bu olay ülkemizde ilk kez yaşadığımız bir olay değil ama son olması bizim elimizde. Ama biliyorsunuz Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'nın sözleri çok yankılandı. Bir defa olmuş olması ve kurumumuzun bu anlamda leke almaması gibi bir açıklama yaptı. Kurumumuz diyerek açıkladı üstelik. O kadar sahiplenerek, benimseyerek bunu söyledi. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Çok talihsiz bir açıklama. Tabii bu konuları, bu konulardan sorumlu olan bakanın böyle bir açıklama yapmış olması, aile ve sosyal politikaları emanet etmiş olduğumuz kişinin bir kadın olarak böyle bir açıklama yapmış olması ve genel olarak da iktidar partisinin vakıf savunuculuğuna ön plana çıkartarak bir yol izlemesi aslında burada çok rahatsız edici. Yani bir kere böyle bir şey oldu, dolayısıyla vakfı suçlayamayız şeklinde bir savunmaya girme refleksini de çok yanlış buluyorum. Çünkü burada bir vaka yaşandı ve bu vakadan yola çıkarak tabii ki çocuklarımızı ve aileleri buradan etkilenen aileleri koruma altına almak çok önemli. Ama bunların, bu olayların bir daha yaşanmamasını sağlamak da hepimizin sorumluluğu, bütün milletvekillerinin sorumluluğu. Evet. Öncelikli olarak da iktidar partisinin CHP sorumluluğu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabük bir konuşma yapmıştı ve demişti ki çocukları koruyalım. Evet. Vakıfları değil, vakıfları koruyacağınıza çocukları koruyalım.
diye konuşmuştu mecliste. Şimdi Ensar Vakfı'ndan da bir açıklama geldi tabii. Suçumuz varsa her şeyi yaparız. Yapan kişinin idam edilmesi gerek açıklamasında bulundu Ensar Vakfı'da. İşte burada sadece suçu işleyen kişiye sorun indirgeniyor. Halbuki genel olarak yaşanan politikalarda, uygulanan politikalarda ciddi eksiklikler var. Ben soru önergemde başbakana yönelik sorularımı iletirken aynı zamanda örneğin Avrupa Komisyonu'nun ilerleme raporundaki konuları da bu alanda geçen değerlendirmeleri de iletmiştim başbakana. Şu söyleniyor: ülkemizde çocuklara yönelik cinsel istismar ve kötü muamele vakalarına ilişkin araştırmaların yetersiz olduğu özellikle vurgulanıyor. Burada çok ciddi bir araştırma eksikliği var, veri eksikliği var. Dolayısıyla elimizde yeterli veriler olmadan, yeterli araştırmalar olmadan politika belirlemede, karar almada da burada sağlıklı bir yol izlememiz mümkün değil. Sadece birkaç veri var elimizde. Bunlar örneğin en güncelleri Adalet Bakanlığı'nın 2020-2013 ceza istatistiklerine göre en azından 19.757 suç vakası işlendiğini söylüyor. Özellikle çocukların cinsel bütünlüğüne yönelik yarısı toplam neredeyse cinsel saldırı suçlarının da %46'sı çocuklara yönelik. Yani çok az sayıda veri var elimizde. Adli Tıp Kurumu'na 2014 yılı verilerine göre her ay 650 çocuk cinsel istismar vakası olarak Adli Tıp Kurumu'na intikal ediyor bu tür olaylar. Tabii bunlar elimizde olan çok az sayıda veri. Her bir veri aslında kaybettiğimiz bir çocuk, kaybettiğimiz bir gencimiz, çocuklarını kaybeden, gençlerini kaybeden bir toplumun kalkınması ve gelişmesi mümkün değil. Dolayısıyla bu araştırma komisyonunun açılmış olması önemli buluyorum. Biz aslında hep Karaman'ı konuşuyoruz ama Karaman'dan hemen sonra birkaç gün sonrasında Nazilli'de benzer bir vaka ortaya çıktı. Bu sefer kız çocuklarına yönelik, 6 kız çocuğumuzun cinsel istismarına yönelik. Dolayısıyla bu konular ne yazık ki geçmiş yıllarda da ülkemizde yaşadığımız çok ciddi sorunlar. Ama bunların bir son olması için burada özellikle iktidar partisinin kararlı bir şekilde bu olayların üzerine gitmesi gerekiyor. Peki hükümet gerekli mücadeleyi vermiyor ki bu sayılar böyle çoğalıyor. Üstelik de bu bildiğimiz sayılar değil mi? Buradaki veriler görünen boyutu ama çok ürkütücü boyutta olduğunu da söyleyebiliriz aslında. Bu rakamların belki de daha fazlası var. Ancak bu öğrenilebilen kısmı sadece. Örneğin Ağrı'da bir olay gerçekleşmişti 6 Mart tarihinde. 11. sınıf öğrencisi Oya Y'nin intiharının altından cinsel istismar iddiası gündeme geldi. Yani buna benzer o kadar çok vakayla artık karşılaşılıyor ki ve Artvin'de de yine çocuklara cinsel istismarda bulunan bir iddia ediliyor tabii. Bir öğretmenin tutuklandığı söyleniyor. Bu sebeple tutuklandığı ve bu vakalar daha da gündeme gelmeye başladı. Belki de hani bir konu açıldıkça belki de bir cesaret de geliyor onu yaşayan insanlardan da örneğin. Yaşayan insanlar çünkü fazla sesini çıkaramıyor. Çoğu çocuk zaten yani bu çocuklar hiçbir şekilde sesini çıkaramıyor. Aileler çok tedirgin. Belki dönem dönem uyarıldıkları bile bir gerçek ailelerinde. Bu nedenle gündeme gelmiyor. Bazen soruyorlar bize de niçin bu aileler hiç sesini çıkarmıyor diye. Belki ses çıkaramıyorlar. Toplumsal baskı var. Korkuyorlar, çekiniyorlar, endişe duyuyorlar. Çocuklarının geleceklerini düşünüyorlar. İsmi duyulursa ne olur gelecekte, nasıl kendini toparlar diye. Böyle bir olayı yaşadıktan sonra zaten geleceğe umutla bakabilmek gerçekten çok zor. Hem ailelerin hem de aynı zamanda çocukların psikolojik olarak desteğe ihtiyaçları var. Çok ciddi bir travma yaşıyorlar. Dolayısıyla buradan kurtulabilmek gerçekten çok zor. Bu tür vakalar yaşandığı zaman siyasi iktidar eğer güçlü bir şekilde bunların üzerine giderse o zaman caydırıcı olur. Yani bu tür vakaları hem sayısı azalmaya başlar, cezalar olabilir, toplumsal olarak bu olaya bakış olabilir. Ama biraz önce sizin ifade ettiğiniz gibi bu resmi rakamlar olayın sadece bir boyutu. Resmi rakamlara yansımayan, ürkütücü olan çok daha geniş bir burada durum söz konusu. Bu nedenle biraz önce ifade ettiğim gibi her bir buradaki rakam diye söylediğimiz aslında bir insanın hayatı,
sadece bir değil aslında bir çocuğun hayatı ama aynı zamanda bir aileyi de etkiliyor. Dolayısıyla çok ürkütücü boyutta bir an evvel hükümetin bu konuda somut adım atması gerekli. Bu araştırma komisyonunda mecliste kurulmasını bu anlamda çok önemli buluyorum. Şimdi demişler ki mesela kumpas davaları sürecinde işte Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Genel Merkezi sabah 4'te basıldı, insanlar gözaltına alındı. Ancak Karaman'da onlarca çocuğa tecavüz iddiası varken neden Ensar Vakfı ile ilgili işlem yapılmıyor diye soranlar da var tabii. Bakalım şimdi 4 parti bu konunun üzerine elbette ki gideceğini söyledi. Zaten diğer CHP başta olmak üzere zaten partiler soru önergeleri de vermişti ama iktidar geride duruyordu. Evet. Bakalım bundan sonraki süreç nasıl olacak? Şimdi burada tabii aslında genel olarak muhalefet partileri olarak yaşadığımız bir sorundan da bahsetmek istiyorum. Çünkü bu tür önergeler aslında AKP'nin ilk muhalefet partileri olarak mecliste bu konuyu gündeme getirdiğimiz zaman reddetmesi ilk kez yaşanan bir durum değil. Başka konularda da. Her konuda. Her konuda mı diyelim? Ben bizim sunmuş olduğumuz önergeler. Evet, maalesef öyle, böyle bir zorluk yaşıyoruz. Muhalefetten gelen her öneri ya gündeme alınmıyor mecliste, alınmış olsa bile reddediliyor. Yani içeriği ne olursa olsun. Çoğu zaman zaten bunlar mecliste konuşulurken, tartışılırken, gerekçeler üzerinde görüşler ifade edilirken muhalefet partisi tarafından AKP sıralarına baktığınız zaman genel kurulda çoğu zaman boş oluyor. Oylama zamanı geldiğinde genel kurul sıraları doluyor, geliyorlar ve muhalefet partisindeki önergeye hayır oyu veriyorlar. Dolayısıyla burada sistemde çok ciddi bir sorun var. Meclisi bir onay merci olarak görüyor aslında iktidar partisi. Yani bir düşünce tartışma platformu, ülkemizdeki sorunları inceleme platformu. Acaba muhalefetten gelen öneri nasıl bir öneri? Biz bunu aslında nasıl değerlendirebiliriz? Bu konuda evet bir tartışma, bir araştırma komisyonu kurulması gerekli, doğru bir tespit şeklinde yaklaşmaktan ziyade her önerge reddediliyor. Birkaç basit örneğini aslında sizlerle paylaşmak istiyorum tabii burada. Buyurun. Şimdiye kadar Cumhuriyet Halk Partisi'nin meclise sunduğu AKP tarafından reddedilen önergelerden birkaç tanesi. Biraz önce bahsettiğimiz basın özgürlüğü, halkın haber alma özgürlüğü konusunda bir araştırma önergesi, araştırma komisyonu kurulsun dedik, AKP reddetti. Yolsuzlukları konuşalım dedik ülkemizdeki, yine AKP tarafından reddedildi. Doğu'da, Güneydoğu'da yaşanan dram, yüz binlerce insanın evinden, yurdundan ayrılmış olması, Kürt sorununun farklı boyutlarını, ekonomik, siyasi, kültürel, sosyal boyutlarını inceleyelim dedik. Mecliste bunun için ayrı bir araştırma komisyonu kurulsun dedik, yine reddedildi. Terör saldırılarını konuşalım dedik, tüm yönleriyle araştıralım mecliste, reddedildi. IŞİD'le ilgili olarak terör olaylarının ve bu tehlikenin tüm boyutlarıyla mecliste araştırılmasını istedik, reddedildi. Bütün bunlar çok somut Cumhuriyet Halk Partisi tarafından önerilen araştırma önergeleri. Şimdi muhalefeti eleştiren kesim evet de var biliyorsunuz. Hani muhalefet ne yapıyor peki? Niçin sesini çıkaramıyor? Diyen i̇şte izleyicileri iktidar zaman zaman eleştiriler de alıyoruz. Onları da okuyoruz zaten. Böyle oluyor ama değil mi? Böyle oluyor. İktidar partisi zaten eksikliklerini hep başka bir tarafa yükleyerek sıyrılmaya çalışıyor. Ya muhalefete yükleniyor, işte muhalefet yüzünden oldu diyor. Ya da işte başka mazeretler bulabiliyor, uluslararası lobiler buluyor. Yani mazeret bulma konusunda çok o konuda yaratıcılar. Başka örnekler vermek istiyorum. Roman vatandaşların örneğin. Bir Roman vatandaşımız çadırda donarak hayatını kaybetmişti bundan birkaç ay evvel. Roman vatandaşlarımızın sorunlarını konuşalım dedik mecliste. Yine reddedildi. Yani bu araştırma önergelerinden bazıları siyasi iktidarı rahatsız edebilir. Örneğin yolsuzlukların araştırılması, basın özgürlüğü, bunları konuşmak istemiyorlar. Fakat diğer konular, yani insani içerik, vicdani olarak bunları mecliste konuşalım dediğimiz öyle konular var ki bunların reddedilmesi gerçekten çok önemli bir sorun aslında ve bunun toplumumuzun geniş kesimleri tarafından bilinmesi gerekli. Çocuk istismarı da bunun çok güncel bir örneği. Evet. İlk gün reddedildi, daha sonra gelen tepkiler sonrasında kabul edildi. Yine birkaç gün önce Cumhuriyet Halk Partisi'nin başka bir önerisi de bu hafta sonu cumartesi pazar günü meclisin çalışması yönündeydi. Üzerinde çalışmamız gereken konuların yoğunluğu nedeniyle yine reddedildi AKP tarafından. Yani gelen her öneri ya gündeme alınmıyor ya reddediliyor. Benim hazırlamış olduğum araştırma önergelerinden bir iki örneği söylemek istiyorum. Bir tanesi İstanbul'da hava kirliliği ile ilgiliydi.
Hava kirliliğinin araştırılması özellikle bazı ilçelerde sınırların AB oranlarından daha yüksek olması sebebiyle hem hava kirliliğinin incelenmesi hem de aynı zamanda insan sağlığı üzerine etkilerinin akciğer rahatsızlıkları özellikle de KOAH hastalığına yönelik çok ciddi bir tetikleyici unsuru var hava kirliliğinin. Bunları araştıralım dedik. Hı hı. Gündeme bile alınmadı. Alınsa da zaten muhtemelen reddedilecekti. Bir de kanun teklifi örneği vermek istiyorum. Bütün Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerinin imzasıyla meclise sunulan tozlu raflarda kalan bir kanun teklifi örneği. Annelerimizle ilgili, kadınlarımızla ilgili. Çünkü biliyorsunuz Türkiye'de özellikle kadınların en önemli sorunlarından bir tanesi de sosyal güvencelerinin olmaması. Çok etkileyici bir rakamı sizlerle paylaşmak istiyorum. TÜİK rakamlarına göre emeklilerimizin Türkiye'de yaklaşık 7 milyon emeklilik maaşı alan kişi var TÜİK rakamlarına göre. Emeklilerin %83'ü erkekler, %17'si kadınlar. Peki emeklilikte kalalım çünkü onunla ilgili sorular da var. Çok kısa bir aramız olacak. Sevgili seyirciler çok kısa aramız var, bizden ayrılmayın. Evet devam ediyoruz sevgili seyirciler. CHP İstanbul Milletvekili Didem Engin bizlerle birlikte. Şimdi sizlerin de elbette ki sorularınızı da gündeme getiriyoruz. Şimdi bir izleyicimiz demiş ki biraz önce hani siz önergelerin nasıl reddedildiğini aktardınız. Her önergenin reddedildiği bir ortamda niçin duruyorsunuz o zaman halka inin gibi bir hem eleştirmiş hem de bir öneride bulunmuş. Nasıl bir cevap verirsiniz? Buyurun. Ben ona cevap vermeden önce biraz önce reklama girmeden bahsettiğim bu kanun teklifine... Ona geçeceğiz. Öyle mi? Daha sonra evet, anlatalım. Evet, evet. Onu geniş... Şimdi evet gelen tabii ki bu yönde tepkiler oluyor. Milletvekilinin görevi sadece mecliste çalışmak değil, aynı zamanda halkın içinde olmak. Ben de zaten ön seçimden gelen bir milletvekiliyim. Aslında hem üyelerin içerisinde olan, üyelerimizin desteğiyle, onların güveniyle mecliste çalışan bir milletvekiliyim. Hiçbir zaman da bağımı koparmadım. Ne sahadan ne halkımızdan bağımı koparmadan bir taraftan mecliste yasama faaliyetleri konusunda önergeleri gündeme getirerek kanun evet. teklifleriyle sorunları gündeme getirip çözüm önerilerini sunarak hem de aynı zamanda halkın içinde olarak bu çalışmaları dengeli bir şekilde yürütmeye gayret gösteriyorum. Hı hı. Tamamen meclisi bırakıp sadece sokakta çalışma yapmamız çok etkili olmayacaktır. Her ikisini de yürütmek gerekli. Boş bırakmamak lazım diyorsunuz. Meclisi de boş bırakmamak gerekli. Bir taraftan da biliyorsunuz ani gece yarısı önergeleriyle torbalar geçiyor. Evet. Farklı farklı geçirilmek istenen şeyler var. Dolayısıyla burada hem mecliste aktif olmak gerekli hem de aynı zamanda hı hı. halkın desteğini alabilmek için tabii halkın içinde olmak, halkı bilgilendirmek, onların evet. desteğiyle yol almak. Bu çocuk istismarı konusundaki araştırma önergesinde aslında bugün böyle bir araştırma komisyonunun kurulması bir örnek olarak veriyorum. Hı hı. Bu araştırma komisyonunun kurulması hem muhalefet partilerinin mecliste yapmış oldukları mücadele hem de aynı zamanda sosyal medya üzerinden ve genel olarak halkımızın desteğiyle ve onların arkamızdaki gücüyle aslında bugün bu komisyonu kurabildik. Dolayısıyla ne bir taraftan meclisi boş bırakmak ne diğer taraftan halktan kopmak her iki tarafı da birlikte yürütmek mecburiyetindeyiz. Evet, cevaplamış olduk. Şimdi biraz önceki o kanun çok kısaca ondan, tekliğiyle evet, ilgili konuşalım. Evet. Ardından emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili çok soru var size. Evet. Onu da bir cevaplayayım. Buyurun. Bu bahsetmiş olduğum kanun teklifi aslında çok önemli. İktidar partisinde desteğini, diğer bütün partilerin meclisteki desteğini beklediğimiz bir konu. Annelerimizle ilgili bir konu. Hı hı. Biraz önce söylediğim gibi emeklilerin sadece %17'si kadınlardan oluşuyor. %83'ü erkekler. Bu da aslında şunu gösteriyor. Kadınlarımız ve annelerimiz sosyal güvenceden mahrum bir şekilde. Çünkü yıllarını, bütün hayatlarını çocuklarını büyütmek için adıyorlar. Çocuklarına bütün hayatlarını harcıyorlar ve dolayısıyla da yıllar çok çabuk geçiyor. Bir bakıyorlar işte gelmiş aradan bu kadar yıllar geçmiş, uzun zaman geçmiş. Ne sosyal güvenceleri var, emekli olamıyorlar. Dolayısıyla hep başkasına bağımlı olmak mecburiyetinde evet. kalıyorlar. Ya eşine bağımlı oluyor, ya çocuklarına bağımlı oluyor. Ya da çok geç sosyal güvencesinin başlamış olması sebebiyle emekli olamıyor. Bizim önermiş olduğumuz kanun teklifi de biliyorsunuz kadınların doğum borçlanması imkanı var. Ama eğer sigortalı olduktan sonra doğum yapmışlarsa, bizim Cumhuriyet Halk Partisi olarak önerdiğimizde annelerimiz ve kadınlar arasında ayrımcılık yapılmaması,
annelerin borçlanma imkanının, doğum borçlanmasının bütün annelere verilmesi. Yani doğum yaptığı zaman sigortalı olup olmadığına ya da çalışıp çalışmadığına bakılmaksızın bütün annelerin bu imkandan yararlanarak emekli olmalarının kolaylaştırılması yönünde bir kanun teklifimiz var. Destek bekliyoruz bu konuda bütün siyasi partilerden. Evet. Takibini de yapıyoruz. Bir de emeklilikte yaşa takılanlar çözüm bekliyor demişler. 4447 yasa iptali için. Sizden emeklilikte yaşa takılanlar mücadele istiyorlar. Evet, o konuda mücadelelerine ben zaten destek olan bir milletvekiliyim. Daha önce meclisteki konuşmalarımda da konuyu gündeme getirmiştim. Bu konuda kanun teklifi hazırlayan milletvekillerimiz var. Emeklilikte yaşa takılanların sorununun çözülmesi Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçim bildirgesine de yazan bir unsurdu. Hı hı. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin verdiği bir söz. Bu sözün takibinde mecliste güçlü bir şekilde yapıyoruz. Çünkü burada bir hak gaspı var. Bu gaspın da bir an evvel giderilmesi ve sorunun çözülmesi gerekli. Yüz binlerce kişiyi olumsuz etkileyen bir durum. Dolayısıyla bu konunun da mecliste takibini yapmaya devam edeceğiz. Bütün emeklilikte yaşa takılanlara da buradan ifade etmek istiyorum. Toplumun farklı kesimleri aslında meclisten güçlü destek bekliyor, çözüm önerileri bekliyor. Emeklilerle ilgili intibak sorunları var biliyorsunuz. Emekliler, evet. Emekliler arasında da adil bir sistem ne yazık ki yok. İntibak konusunda, intibak yasasının çıkartılması konusu da Cumhuriyet Halk Partisi'nin vermiş olduğu sözlerden birisi. Bu konunun da takibini yapıyoruz. Evet, şimdi tabii bir de siz sanayi komisyonundasınız. Evet. Bu da çok ayrı değerlendirilmesi gerekiyor şu anda çünkü ekonomik durum ortada. Evet. Güneydoğu'da yaşanan süreç, işte şehirlerdeki patlamalar, uçak kriziyle başladı biliyorsunuz, ardından sürdü ve turizmdeki çöküş, işsizlikteki artış, birçok madde de konuda sizin önünüze geliyor dolayısıyla komisyonda. Son zamanlardaki yaşananları bir değerlendirelim. İhracattaki düşüşte içinde var ve küçük işletmelerle ilgili de galiba bir öneriniz var yine. Evet, tabii genel olarak ekonominin gidişatı iyi değil. Tabii ki bu hem büyük yatırımcıları, büyük şirketleri etkiliyor, hem de aynı zamanda küçük işletmeleri de etkiliyor. Ekonomimizin %90'ı küçük işletmelerden oluşuyor, küçük esnaftan oluşuyor. Dolayısıyla özellikle ekonomik olarak gidişatın iyi olmadığı dönemlerde böylesine önemli bir grubu daha fazla hassasiyetle desteklenmesi gerekirken tam tersi uygulamalar söz konusu. Çok basit bir örnek, küçük işletmeler, daha doğrusu bağ kurulu yani olanlar, işletme sahiplerinin ödemiş olduğu bağkur primlerinde çok ciddi bir artış yapıldı. 2015 sonunda ödenen bağkur primi 440 lirayken 2016 yılı Ocak ayında %30 oranında bir artış yapıldı ve 568 liraya çıktı. Bu aslında çok basit bir örnek. Hükümetin ekonomi politikalarının ne kadar yanlış olduğu. Çünkü küçük işletmeler gerçekten çok zor ayakta durabilen, küçük esnaf çok zor ayakta durabilen işletmeler. Çok ciddi maliyetleri var. İstihdam maliyetleri çok yüksek. Personel istihdam etmek çok yüksek. Onun dışında faturalar, işte elektrik faturası, su faturası, kira maliyetleri ve vergilerin yüksekliği gerçekten küçük işletmeleri özellikle çok zor durumda bırakıyor. İş yapma kolaylığının sağlanması ve özellikle girişimcilere yönelik, küçük işletmelere yönelik destek yapılması gerekirken tam tersine primler artırılarak, bu çok basit bir örnek, bağkur primleri artırılarak aslında küçük işletmeler çok daha zor durumda kalıyor. Ne yapıyorlar? İşte kredi bulmaya çalışıyorlar ve daha sonra o kredilerin faizlerini ödemek için hayatta kalan işletmelere dönüşüyorlar. Halbuki tam tersine küçük işletmeler üzerinden istihdamı artıracak bir modelin kurgulanması ve desteklenmesi çok önemli. Ama şu anki iktidar ne yazık ki küçük işletmeler ve küçük esnaf üzerinden ekonominin canlandırılmasından ziyade daha farklı büyük işletmelere yönelik bir yaklaşım izliyor. Bu çok önemli bir eksiklik olduğunu düşünüyorum. Biraz önce ifade ettiğiniz gibi sadece küçük işletmeler meselesi değil, ekonominin geneli ve turizmde yaşanan çok ciddi sıkıntılar var. Turizmle ilgili olarak yine bir araştırma önergesini ben meclise sunmuştum. Tabii özellikle dış politikada yaşanan sorunlar, son zamanlarda özellikle Rusya ile yaşanan gerginlikler gibi sorunların dış ekonomik ilişkiler boyutu var. Turizm üzerine etkisi var, olumsuz bir etkisi var. Ama bu sadece böyle son birkaç ayda turizmde yaşanan sorunlar olarak algılanmamalı. Turizm sektöründe çok ciddi yapısal sorunlar var. Ama bunlar şimdiye kadar hep göz ardı edildiği için konuşulmadığı, ciddi bir şekilde irdelenmediği
gelmediği için sanki böyle son dönemde birkaç ayda dış politikadaki sorunlarla ortaya çıkmış bir mesele gibi algılanıyor. Peki mecliste bu konu konuşuluyor mu? Mesela turizm sektörünün nasıl yara aldığını, sektör sadece o işin sahipleriyle ilgilendirmiyor sonuçta. İstihdam da var orada. İşten çıkarmalar başlayacak. Evet. Batışlar başlayacak bir süre sonra. Belki de başladı da diyebiliriz aslında. Çok zor durumdalar. Peki bu meclis gündeminde mi? Örneğin. Benim araştırma önergem gündeme alınmadı. Gündeme alınmayan önergelerden bir tanesi. Başbakan biliyorsunuz bir eylem planı açıkladı. Evet. Mecbur kaldı çünkü sektör liderleri, sivil toplum kuruluşları. O eylem planında çok da bir çözüm göremedik. Evet, örneğin esnafa yönelik bir şey var mıydı? Şimdi turizme yönelik bir eylem planı açıkladı. Hı hı. Fakat o eylem planını açıklarken muhalefet partilerinin görüşleri alınmadı. Ben aslında beklerdim ki başbakan bu eylem planını açıklamadan önce mecliste bizim önerimiz, benim beklentim bir araştırma komisyonunun kurulması hızlı bir şekilde. Çünkü acil hı hı. önlem gerektiren bir sektör. Hı hı. Hızlı bir şekilde bu komisyonun kurulması ortak karar alınmasıydı. Başbakan şunu yaptı. Eylem planını açıkladı. Ondan sonra da dedi ki turizm siyaset üstü bir alandır. Biz bu kararlar için bütün siyasi partilerin desteğini bekliyoruz dedi. Fakat karar alma mekanizmasında hiçbir şekilde siyasi partilerin görüşleri sorulmadı. Birkaç örnek vermek istiyorum. 2015 yılında süremiz de çok daraldı. Çok azaldı. Bu arada. Evet. 2015 yılında 3 dakikamız kaldı. Hemen hızlıca bir geçelim. Turizm sektöründeki sorunları hı hı. somut ortaya koymak açısından 69 kongre, 1220 toplantı, 1340 etkinlik iptal edildi. 2015 yılında iptal edilen etkinlikler bunlar. 2016 yılı içerisinde çok sayıda spor müsabakası başka ülkelere alındı. Uluslararası evet. kongreler iptal edildi. Rezervasyon iptalleri var ve otel sayısında ciddi bir artış var. Ama biraz önce ifade ettiğim gibi bunların dışında çok ciddi yapısal sorunlar var. Çünkü turizm sektörü çok fazla Almanya'dan gelen turistlere ve Rusya'dan gelen turistlere bağımlı durumda. Dolayısıyla bu ülkelerle yaşanan bir sorun direkt olarak etki yapıyor turizm sektörüne. Halbuki çok daha farklı bir dağılımı burada oluşturabilmek gerekli. Hı hı. Aynı zamanda gelen turistler Türkiye'deki ekonomiye ne yazık ki çok sınırlı katkıları oluyor. Harcama yapmıyorlar, yeterli sayıda harcama yapmıyorlar. Bu nedenle de özellikle Birleşmiş Milletler'in Dünya Turizm Örgütü'nün verileri var. Ülkemiz en fazla turist gelen ilk 10 ülke içerisinde ama en fazla turistlerin ekonomiye katkı yaptıkları ilk 10 ülke içerisinde değil. İspanya, Amerika, Çin gibi ülkelerin çok gerisinde kalıyoruz. Gelenler de ya işte Türkiye'yi aktarma noktası olarak kullanıyorlar ya da geldikleri zaman Türkiye'de harcama yapmıyorlar yeteri sayıda. Ekonomiye katkısı çok sınırlı evet. kalıyor. Dolayısıyla çözmemiz gereken çok ciddi yapısal Şimdi sorunlar var burada. Zaten turizm bölgesindeki esnaf zaten zor durumdaydı. Otellerden evet. dışarı çıkılmamasından şikayet ederlerken. Şimdi tam tersi otellere de gelen yok ne yazık ki. Umuyoruz ki bu da meclis gündemine gelir diyelim. Son bir dakikamız tabii siz daha öncesinde bir açıklamanız vardı. Son günlerde yaşanan terör olaylarıyla ilgili de daha ne yaşamamız gerekiyor evet. diye sordunuz. Böyle bitirelim isterseniz. Şimdi hepsinin kaynağı belli aslında. Daha ne yaşamamız gerekiyor da biz bu seviyeyi aşalım. Yani hükümetin sorumluluk kabul etmesi çok önemli. Yani yaşanan bir olay olduğu zaman örneğin Ankara'da Kızılay'daki patlama olduğu zaman Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız dedi ki Ankara'da emniyet müdürü yok. Ankara'daki emniyet müdürü Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın bu açıklamasından sonra atandı. Evet. Öyle olayları yaşıyoruz ki biz bekliyoruz ki ülkemizi yöneten hükümet bu olaylarla ilgili olarak ciddi bir şekilde ele alsın ve biz güvenmek istiyoruz. Yani vatandaş güvenmek istiyor vatandaşımız. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde de artık şöyle bir duruma geldik. Uluslararası Türkiye'deki yabancı ülkelerin büyükelçilikleri ve konsolosluklarının yapmış olduğu açıklamalara ülkemizdeki vatandaşlar daha fazla itibar eder hale geldi. Halbuki hükümet yetkililerinin açıklamasının burada dikkat öncelikli olması gerekirken nitekim daha sonradan bu açıklamaların hem bir iki gün sonrasında İstiklal'de bir patlama oldu. Dolayısıyla burada en önemli hükümetin görevlerinden bir tanesi ülkemizdeki can ve mal güvenliğini sağlamak. Evet. Dolayısıyla bu yönde bir mecliste konuşmam olmuştu. Yani daha ne yaşamamız Hı-hı. gerekiyor ki hükümet sorumluluğunu burada kabul etsin ve ciddiyetle bu konuda kararlı adımlar atabilsin. Evet.
Peki Didem Hanım, çok teşekkür ediyoruz. Süremiz el verdiğince tabii ki sorunları gündeme getirmeye çalıştık ama siz de soru önergeleri ya da araştırma önergeleri vermeye devam ediyorsunuz birçok konuyla ilgili. Biz yine sizinle bir program daha yaparız. Yine ayrıntılarıyla değerlendiririz. Sağ olun, çok geldiğiniz için. Çok teşekkür ederim davetiniz için. Evet sevgili seyirciler, CHP İstanbul Milletvekili Didem Engin bizlerle birlikteydi. Sorunları konuştuk. Saat başında ana haber bültenimizde gündemde öne çıkan tüm gelişmeleri ayrıntılarıyla izleyebilirsiniz. İyi akşamlar.